Azıcık. Karşılaşma öncesinde biz 2 haftalık bir 4 puanın üzerinde müsabakaya geldik. Birkaç haftada tabi tekrarlıyorum. Gol yememem zor. Yani, daha doğrusu gol yeme olayını, savunma, takım savunmasını daha düzenli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bütün takımdan bahsediyorum. Akademik bölümden bahsettiğim müsabakaya. O anlamda aslında çok mesafe kat ettik. Onların buna cevapları iyi oldu, özverileri iyi oldu, senkronize hareket ediyorlar ve bu beni memnun ediyorlar. Buraya gelirken de önceki atlatılan travmalardan sonra 4 puan üzerine tabii ki takıma kazanma alışkanlığı edinmek istiyoruz. Oyun içinde eğer kazanamadığın durumlarda maçı da koruyup berabere bitirebilme stratejisini de onlara alıştırmaya çalışıyoruz ki o da değerli yani. Bu ligde veya her ligde puanın değeri vardır. Hem moral açısından, motivasyon açısından ve ileriye daha sağlıklı bakabilme açısından. Bugün de arzumuz oydu. Kazanabilmek, kazandığımızda daha da farklı bir konuma gelebilecektik. Ama tabii oyunun içinde istemediğimiz bir anda gelen, tam da artık gene tabii ki ev sahibi dediğimiz olay, taraftarın desteğiyle oluşturulan ve günümüz futbolunda son dönemlerde çokça da rastladığımız Avrupa, bizim ülkemizde ceza sahası üstündeki kaos oluşturulması, yani orada fazla oyuncuyla girebilip orada rakip takım oyuncularının yapacağı bir hatayı değerlendirme üzerine, çünkü o dakikadan sonra bir şey kalmıyor, yani çok organize ataklar geliştiremiyorsunuz. Biz de o dönemde gol yemeden bir önlem aldık. Ön tarafı kilitleyerek, yani onların iki tane stoper oyuncusunun ve beklerinin çıkışını engelleyerek ön tarafa Artem'in yanına Kane'i de koyar. İkiledik orayı. Arkayı biraz daha sağlamlaştırdık. Orta saha bloğunu bozmadık. O ara zaten oyun öldü işin açıkçası. Bir 6-7 dakika oyun öldü. Top da yapabildik. Ön tarafa gidebildik. Ceza sahasına girebildik. Tekrar set hücumunda geriye çıktık. Topun tam da gezdiği yerlerde. Böyle saman alevi gibi pozisyonlar olacağını da biliyoruz tabii maçın içinde. Belki o dakikada olmasa. Yani 90'da da olabilecek. Pozisyon açısından bahsedelim. Bu açısından bilmiyorum. Ama o şekilde de biz de tabii etkili olacaktık. Çünkü hem topu tutmasını bilen bir Artem hem de yanında seri Fulham'ı bir oyuncu Kane'i oraya koymuştuk. Tam o dakikaları kovalarken top kontrolü de bizdeyken işte bir tane orta bir müdahale yapılma durumu ama oradan sekip arkada düşünün tam istedikleri gibi bir pozisyon oluştu. Üzgünüz yani yediğimiz gol ama tabii ki orada bu gibi durumlar gelişiyor ediyor. Üç ihtimalli bir müsabaka. Nasıl ki bizler kazanabiliyorsak bugün de Boluspor kazandı. Ha, iki tarafı da tebrik ediyorum. Yani güzel bir müsabaka olduğunu derseniz çok ekstra güzel bir müsabaka olmadı. Daha çok oyunu tutan taraf vardı iki taraf içinde. Çok tempolu bir müsabaka oldu mu? Bence çok tempolu bir müsabaka da olmadı. Yani pozisyon açısından da çok zengin olduğuna inanmıyorum. Ama dediğim gibi deplasman takımı olarak bir sezon başından beri gelen bu hüviyeti yani deplasmanda bazen ciddi skorlar yani olumsuz skorlar, negatif skorlar alan Sakaryaspor'un bu şeyini değiştirmek istiyorduk. O anlamda iyi bir gidişat vardı ama bugün dediğim gibi berabere bitseydi son bölüm için diyorum. Bizim için çok daha iyi olacaktı ama karşıda emek gösteren teknik heyet, sonuçta oyuncular var. Onları tebrik ediyorum, kutluyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Bizim son haftamız, ilk yarının son haftası bay. Bizim 3 tane müsabakamız kaldı. Bu müsabakalardan da alabildiğimiz maksimum puanı alıp devre arasına biraz daha diğer takımlardan bir hafta daha fazla çalışma ortamımız olacak. Bazı şeyleri